Selamlar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Uzun bir yoldan sonra Türkiye'ye geldim. 13 saat süren bir yolculuk. Herhalde Türk Hava Yolları'nın da en uzun uçuşlarından bir tanesi. San Francisco-İstanbul uçuşu. Yine her zamanki gibi gayet iyiydi. 10 numara bir ekiple uçuşu tamamladık. Sağ salim memlekete geldik. Jet lag'ız. Jet lag denilen bir şey var. Aradaki fark 11 saat olduğu için insan şey yapıyor. Bir uykulu oluyor yani. Normalde bu saatte uyuyorsun çünkü orada. Sersem gibiyim. Ama görüyorsunuz yani sırf Kenan taş yemesin diye kalktık. Yine yayınımızı yapıyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi sanki. Şimdi Türkiye'nin memleketin asıl problemi enflasyon. Böyle bir problemimiz oldu. Çift haneli bir enflasyon var. Enflasyon canavarının gücünü tartışıyoruz. Biliyorsunuz Türk insanını üzmemek için kurulan istatistik kurumu diye bir yer var. TÜİK. Yani sen ben üzülmeyelim diye böyle her şeyi yumuşatıyor. Enflasyon mesela şu anda en son TÜİK'te %19 gözüküyordu. 19.99 vardır ya böyle hani kapatıyoruzcularda. 20 olmaz o yani şeyde. 99 liraya satar mesela. 100 lira olduğu zaman psikolojik olarak almazsın. Bu da o kafada yani hani. Enflasyonu 19.9'da tespit etmişler. Orada tutuyorlar. Ya Ajda Pekkan'ın yaşı gibi düşünün yani. En son Ajda Pekkan 39'da bıraktı zaten saymayı. Değil mi? Öyle bir espri yok muydu hani? Fakat ne yazık ki gerçekler öyle değil. Bunu sen ben hepimiz biliyoruz aslında. Nasıl biliyoruz? Yaşaya yaşaya biliyoruz. Nasıl bileceğiz yani? Ekmek olmuş 4 lira. Şimdi TÜİK'e baksan ekmek 2,5 liradan en fazla 3 liraya çıkması lazım. Hadi %20 gelsin 2,5. De ki 3 lira olsun ama 4 lira oluyor. Şimdi bu fırıncıların bize bir oyunu değilse ki değil. Demek ki hayallerle gerçekler arasında bayağı bir fark var. Ya durumumuz o kadar berbat ki yani şu ekonomik olarak. Adamlar Bulgaristan'dan Yunanistan'dan şeye geliyorlarmış. Alışverişe geliyorlarmış. Edirne'den geliyorlarmış. Pazar alışverişini yapıp gidiyorlarmış. Yunan adalarında bunu yapıyorlardı. Görmüşlüğüm var. Hani Meis'ten gelir, Kaş'ta işte alışverişini yapar, gider. Ama abi iş bu noktaya geldiyse bayağı kötü. Şimdi tabii herkes enflasyonu bir yandan şey yapıyor. Ölçmeye çalışıyor. Hanke diye bir adam var. Ben de takip ediyorum. Bir Amerikalı bir adam herhalde. Profesör. O diyor ki şu anda diyor Türkiye'deki gerçek enflasyon %56 diyor. Hadi Hanke'yi 6'sını atalım belli olsun. Hadi 16'sını atalım. Abi böyle bir enflasyonda sabit ücretli insanların yaşadığını, yani bu enflasyonu ben çocukluğumdan biliyorum. Çocukluğumdan biliyorum derken bizim zamanımızda hani 2000'li yıllardan sonra çok fazla bir %8 civarında bir enflasyon vardı ama daha öncesinde düşünsene emekli memursun ya da memursun. Ya bir profesör 15 bin lira para alıyor. Diyeceksin ki iyi para alıyor. İyi de döndürdüğün zaman doları 1400 dolar alıyor. Gelecek ay 1300 dolar alacak. Öbür ay 1200 dolar alacak. Her meslek öyle. 36 saat nöbet tutan doktor kardeşimiz de parası eriyor. Avukatın da eriyor. Savcının da eriyor. Ve para yetiremediğimiz diyanette çalışan imamın da maaşı eriyor. Neden? Enflasyon dediğin böyle bir canavar yani. Bir dönem trafik canavarıyla enflasyon canavarı çarpışırdı. Unutmuştuk ama şimdi... Mesela bir de ya insan korkuyor olan acaba bunlar iyi günlerimiz mi diyorsunuz. Çünkü niye? Bir fren yok ki yani. Yani şu anda enflasyonu durduracak bir şey var mı? Ya da şu anda ne bileyim doların yükselmesini durduracak bir şey var mı? Yok. Varsa da bizim haberimiz yok. Yani belki de var yani geldi bir şey var yani bir fren mekanizması var da. Bizim bilgimiz dahilinde değil o fren mekanizması. Gidiyor gönlümün efendisi böyle. Mars'a gider gibi gidiyor dolar şeyi şimdi. Enflasyon da gidiyor. Venezuela'da böyle tuhaf hikayeler dönmüş tabii. Oradaki enflasyon bizim 6 ay sonramız gibi düşünün. 6 ay demeyeyim hadi. 6 yıl sonra, 1,5 yıl sonraki enflasyonu düşün. Maduro'yla söyleşi yapmaya gittim. Bir yandan da deli gibi okuyorum yani. Hani yüksek enflasyonda nasıl yaşıyor insanlar? Nasıl şey yapıyorlar? Şöyle bir şey var.
Adamlar gidip mesela şeker alıyorlarmış. Memursun, maaşını alıyorsun, gidiyorsun şeker alıyorsun. Bildiğin şeker ama kiloyla. Ver diyorsun bir kilo şeker. Neden? E çünkü diyelim maaşın hani doktorsun, bir kilo şeker almaya yetiyor. Eğer dur abicim ben şimdi o parayı almayayım, ay sonuna doğru alayım ya da gelecek ay alayım dersen, gelecek ay 750 gram alabiliyorsun şekeri. Öbür ay 500 gram alıyorsun aynı parayla. Ama sonuçta şeker şeker. Yani adam şeker alıyor, sonra şekeri satıyorlarmış. Ve de biz bunu da şöyle okumuştum ben böyle. Okurken vay be ulan ne biçim hayatlar var ya falan diyordum ben. Vay be diyordum yani. Adamlar ne kadar kötü yönetmişler ekonomiyi ya. Varlık içinde yokluk çekilir mi böyle demiştim adamlara. Büyük laf etmeyeceksin. Büyük lokma da yemeyeceksin. Oldum yani. Ha, durumumuz şu anda diyebilirsin ki. Ya Cüneyt durumumuz da o kadar kötü değil, abartma. Tamam peki abi. Abartmıyorum ben, tamam. Böyle bir olay vardı diye anlatıyorum sizlere yani hani. Tamam böyle biz de öyle değiliz neyse ki yani hani. Şimdilik en azından öyle değiliz, o noktaya gelmedik yani. Yani %500 enflasyon yok. %50 civarında bir enflasyon var. Bir ekmek 4 lira olacakmış. Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Ser'den geçti. Çiğdem Toker'e konuşmuş. Diyor ki bu enflasyonla yaşanmaz, utanç verici bir durum demiş. Bu iş nasıl, bu işin içinden AK Parti çıkacak ben merak ediyorum. Yani nasıl bir hani böyle bir şeyle bir trikle çıkacak ama nasıl çıkacak? Çıkacak mı ya da bilmiyorum. Yoksa bu AK Parti'yi de alıp götürecek bir enflasyon. Kimse dayanamaz buna. Siyasetçi olarak da dayanmak kolay değil yani. Şimdi şöyle diyorlar ya biz enflasyonu arttıracağız, büyüme olacak, işte ihracatımız patlayacak, iş de vereceğiz. Gerekirse işte biner lira da şey vereceğiz, asgari ücrete de zam yapacağız, onu da yapacağız. Bolluk olacak, seçime gideceğiz, kazanacağız. Senaryo bu şimdi anladığımız kadarıyla. En azından bizim gördüğümüz senaryo bu. Ya da senaryo menaryo yok yani. Hani taktik maktik yok, bam bam bam. Dün akşam öyle olmadı ama. Ben seyretmedim maçı, çok ilgilenmiyorum. Bir Rasim Ozan Kütahyalı gibi Fener'e de 7 tane çekeceğiz diye formaları giyip ondan sonra böyle oturup kalmıyorum kenarda. Fenerbahçe 2 tane golü atıp yendiği zaman. Da. Bir maç oluyor. Yani kaçamıyorsun ki Türkiye'de bazı şeylerden istemesen. İlgilenmiyorum, izlemek istemiyorum. Sosyal medyaya bakıyorum. Yok Fatih Terim şöyle yaptı, yok orada haksız penaltı, yok mu? Ya görmek, duymak istemiyorum. Yok abicim, kaçamıyorsun memlekette maç muhabbetinden yani. Orada çıkmasan öbür tarafta çıkıyor. Öbür tarafta olmasa öbür tarafta çıkıyor. Neyse canım, Fenerbahçe yendiği sürece problem değil benim için. Rasim Ozan düşünsün, bana ne? Zaten... Bak Nagihan yazı yazmış. Açık hava tımarhanesi diye. İyi manşet atmış. Aferin Nagihan. Dur şu enflasyonu bitireyim de Boji'ye atılan boka öyle geleyim yani. Bok mu dedi? Aman Allah'ım. O kelimeyi nasıl kullanırsın? Çocukların ahlakını nasıl şey yaparsın? Çocuklar abi boka gelene kadar neler neler söylüyorlar. 31 yıldır yayıncılık yapıyorum. Bok diyemiyorsun boka. Niye diyemiyoruz acaba ya? Niye diyemiyoruz olsan sence? Ayıp mı? Can Yücel'in böyle bir mahkemesi vardır. Can Yücel'i mahkemeye çıkartmışlar. Bir adam hakaret ettiği için. Göz demiş adam. Hakim de soruyor. Niye göz dedin? Ayıp değil mi diyor. E diyor göze göz deriz. Ne diyeceğiz diyor. O şeyde yani hani. Hadi. 2004'te diyor tek haneye düşmüştü enflasyon. Bu cesaretle bir sıfır atmıştık, o sıfır geri geldi şu anda diyor. Enflasyon yüksek olursa faiz de yüksek olur. Enflasyon düşmeden faizlerin düşmesi mümkün değildir demiş. Şimdi bizde bir şey deniyorlar ya bizim üzerimizde şimdi. Ülkede bir şey deniyorlar. Enflasyon düşürmeden faizleri düşüreceğiz. Bakalım ne yapıyor bu ülke? Nereye gidiyor diye. Öyle bir deneme yapılıyor bizde yani. Ufak bir şey deneniyoruz üzerimizde.
şimdilik deney çok da başarılı gittiğini söyleyemeyiz. Ama Serden Geçti diyor ki enflasyon düşmeden faizlerin düşmesi mümkün değildir. Bakalım deneyeceğiz mi? Yani enflasyonla büyüme ilişkisi anlaşılmak istenmiyor. Enflasyon %4'e inmeden sürdürülebilir büyüme olmaz. Kendimizi aldatmayalım demiş. Enflasyonla işsizlik arasında ilişki de iyi anlaşılmıyor. İşsizliğin yapısal nedenleri var. En iyi dönemde bile %9'un altına inmedi. Enflasyon ortamında sabit gelirler kendilerini koruyamıyor. Maaşın cebine koyduğu andan itibaren kırpılarak gidiyor. Burada ahlaki bir sorun var. Şimdi diyoruz ya acaba hani ne kadar zam yapılacak? Ben de diyorum ki yani ne kadar zam yaparsan yap bir işe yaramayacak. Niye? Enflasyon var abi. Gidiyor eriyor para yani. Öyle eriyor para. Buz gibi. Buzu alıp cebinde dolaşabiliyor musun? Onun gibi bir şey yani şu anda. Hafta sonu yaşadığımız cuma günü manyaklık neydi? Hani ben çok yaşamadım çünkü 11 saat fark olduğu için. Millet gece 12'de resmi gazetede acaba ne çıkacak diye kilitlemiş durumda. Bana mesaj atıyorlar ya işte 3 bakan gidiyormuş, 5 bakan gidiyormuş. Böyle bakan toto oynuyorlardı. Canlı yayın açalım hemen girelim yayına. Dedim ya giderse gireriz de dedim yani hani nereden çıkartıyorsunuz? Durmuş Yılmaz mesaj atmış İYİ Parti'den. İşte cuma akşamı bir şey olabilir bilmem ne diye. Sonradan biraz toparladı ya aslında ben onu genel bir laf için ettim diye ama millet de uykusuz kaldı. Ben de mesaj attım ya değdim bu kadar insanları uykusuz bırakmaya diye. Tabii aktroller durur mu? Onlar da bayağı bir Durmuş Bey'e sallamaya başladı. Durmuş Bey de diyor ki özür dedi sonradan hatta. Yani ben onu kastetmedim. Yani ben genel bir şeyden bahsettim. Böyle akşamları insanlar bir kararnameyle gidiyorlar, şey yapıyorlar. Düşünsene devlet memurusun. Devlet demir yolları genel müdürüsün. PTT genel müdürüsün. Bilmem nesin yani bürokratsın. Gece, cuma gecesi 1'e kadar bekliyorsun böyle sayfa yenilensin diye. Eskiden gazeteler yazardı. Şimdi resmi gazete. Dünyanın en çok okunan gazetesi resmi gazete oluyor. Site kilitlendi. Şaka gibi ama şaka değil, gerçek. Resmi gazeteden al haberi. Eskiden gazetelerde kulis vardı. Şimdi resmi gazetede direkt bam 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 şey yok. Onu aldım, bunu getirdim, bu gitti, bu geldi. Böyle bir çılgınlığa sürükledi Durmuş Bey bizi. Bu vesileyle Türk medyasında hali bir kez daha ortaya çıktı. Eskiden ana akım medya vardı, şimdi artık resmi akım var yani. AK Partili Mücahit Birinci bir atkısı varmış da 330 puanmış da Louis Vuitton'muş 4983 liraymış. İşte çok pahalı atkı diye konuşuluyor. Abi artık bu rakamlar size pahalı gelmesin ya. Biz ne olacak? Amerika'da bir su içiyorsun 3 dolar. Yani 34 liraya bir şişe su içiyorsun. 34 lira. Türk lirasını döndürdüğün zaman her şey pahalı artık yani. Neyse o tepki göstermişler işte böyle niye acaba şey takıyor diye AK Parti MKYK üyesi. O da demiş ki aslında sıkıntı şu biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz değil mi? Mütedeyinler maneviyata sahip insanlar kim ki? Dünyanın meşru nimetlerinden tek azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır. Bu azgın azınlığa göre biz bizimkiler dizisindeki kapıcılarız. Tabii şimdi bu şeyleri duyunca biraz insanlar gülümsüyor. Neden? Ya Mücahit Bey Allah aşkına bu lafları 19 yıl önce söyleseniz derdik ki ya evet ya bu bak Mücahit Bey çok önemli bir şeyin altını çizdi burada. Neyi işte bir ayrımcılık var zaten AK Parti. Allah'ını severseniz ben Ankara'ya gittiğim zaman artık böyle adını bilmediğim milyon dolarlık arabalar görmeye başladım yani son 10 yılda. Nereden geldi bu arabalar? Kim biniyor bu arabalara? Ankara'da ne iş yapıp da bu kadar paralar kazanılıyor? Yani hani şahsında söylemiyorum Mücahit Bey'in ama tam tersi bir algı var aslında bakarsanız şu anda AK Parti'de. Yani hiç de öyle vay abi garibanların partisi gibi gözükmüyor yani baktığınız zaman. Yani sıradan bir çıkın sorun yani şurada. Vay abi herkes de bütün şeyin işte bunlar bizimkilerdeki adamlar gibi gözükmüyor. Yani bizimkilerdeki apartmanın sahibi oldu yani şeyse de yani. Öyle bir algı var en azından. Yani ama siz şimdi onu hala eski dur abi 19 yıl öncenin biz bir ilk kuruluşta bunlar güzel gidiyordu onları anlatalım derseniz ayrı ama dışarıda hava öyle değil. Hay atkı kadar kafanıza taş düşsün demiş. Başka işiniz mi yok yahu? TikTok videoları, Instagram paylaşımları, fondaş bir kısım sözde gazetecide bunlara uymuş.
neredeyse atkı sempozyumu düzenleyecekler. Ya bırakın magazin, bir iki kitap okuyun, tarih okuyun, kendinize fayda demiş. Siyasetçiyi atkı üzerinden vurmak çok naif. Aslında sıkıntı bu falan diye devam etmiş. Abi ben sen atkıya bakana kadar saatlere bak yani. Şey için söylemiyorum, bürokratların saatlerine bak yani. Ne saatler takıyor? Geçtim arabayı yani. Zaten biliyorsunuz artık yani long mu deniyorlar? A8 long mu deniyorlar? Audi. Biliyorsunuz o olmayınca itibarsızlık oluyor yani. Maybach'lar mı dersin? Mercedes'ler mi dersin? Yani ne atkısı abi? Ya bu atkıyı haber yapan da gerçekten kimse, bilmiyorum kimin yaptığını ama haklı yani. Atkıya gelene kadar abi sen saatlere bak, arabalara bak. Daha teknelere falan geçmiyorum yani şeyleri. Gördük işte adam böyle AK Parti'nin içindeki oğlanın araba satışlarını, alışlarını attılar ya apar topar. O yüzden Atkı'ya doğru bir şey söylüyor. Atkı'ya takılmayın derken haklı yani. Neye takılıyorsun abi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez benim birkaç gündür sorduğum bir soruya cevap vermiş. Dedim ya ben size. Saatler geri alındı. Bütün dünyada saatler ileri alınıyor işte kış saatinde. Daha çok gün ışığından faydalanmak için. Bizde alınmıyor. Neden diye merak ediyoruz. Neden? Hani bir açıklama yok 5 yıldır. O açıklamayı yapmış. Diyor ki kış saati uygulamasında başladığımız 2016'dan beri toplam elektrik tasarrufu 6.82 milyar kilowatt saat oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise 6 milyar lira demiş. Peki bunu neye dayandırarak söylüyor? Ben bunu anlamadım gerçekten. Çünkü uzmanlara baktığınız zaman böyle bir şeyin dayanağı yok. Neden? Şu anda abi sabahleyin işte oğlanı okula yollayacağız. Uyanıyor karanlık. Işığı açıyoruz. Nasıl oluyor? Yani anlamadım ben. Bütün dünya bunu yapıyor. Biz yani böyle yapıyoruz. Işığı açıyoruz. Açmayalım mı? Nasıl bir enerji tasarrufu, neye göre, hangi rapora göre, yani bir bakabileceğimiz bir şey var mı acaba yani şeyde? Ama gerek yok. Ben dedim oldu. Eyvallah. Sen dedin oldu. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında da bir dava meselesi var. Şimdi bu algıcı başının algılarını bir kenara itip gerçekleri öğrenmenin zamanı diye Kemal Kılıçdaroğlu kendisiyle, Erdoğan demiştik ya sana işte davaları çekiyorum sen de bilmem ne gibi laf etmişti. O da diyor ki davanın çektiği falan yok. 17 dava açtı. 3'ünü kaybettim. Diğerleri ben kazandım. Hatta bir tanesinden para verdim diye. Ben de bu dava meselesini anlamıyorum ya kardeşim. Siyasettesiniz işte. Sen bir şey söylüyorsun. O da sana bir şey söylüyor. Şimdi o biraz bir mızıkçılık gibi geliyor. Şimdi ben sana gidiyorum dava açıyorum. Yani sen de neler diyorsunuz yani birbirinize de yani. Şimdi niye dava alıyor yani? Er meydanı böyle bir yarıştı. Er meydanında herkes anlatsın, söylesin. Dava açınca ne oluyor yani bir de? Onu da anlamıyorum. Mehmet Yılmaz arkadaşımız Kılıçdaroğlu için demiş ki adaylık hayalinden kurtulmalı. Şimdi biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu çaktırmadan adaylığını ilan etmiş durumda. Ya yani içten içe istiyor da çok söyleyemiyor. Öbür tarafta da bir yerde Mansur Yavaş var, öbür tarafta da Ekrem İmamoğlu var. Başka adaylar da var da asıl yani iki tane aday var. Şimdi biraz böyle çantada keklik gibi görüyor biraz anladığım kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu. Tamam abi biz bu maçı aldık havasında da kim kaptan olsun, ben mi olayım? Mansur Yavaş, Mehmet Yılmaz da diyor ki o kadar rahata şey yapmayın. Tam tersi şu anda AK Parti birinci parti. Erdoğan hala açık ara herkesten önde. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman sen B kadronuna mı çıkacaksın? Starların da çıkacaksın. O zaman ya Mansur Yavaş olması lazım ya da Ekrem İmamoğlu olması lazım Cumhurbaşkanı adayı şu anda. Ama Kılıçdaroğlu böyle bir dereden surlar getiriyor. Oradan getiriyor suyu diyor ki ama diyor şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kaptırmamamız lazım. Ama işte Ankara'da şöyle olması lazım bilmem ne lazım. Onları da biraz elini bağlıyor şu anda ama bu işler bence siyasette belli olmaz. Yani, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben niyetini anlıyorum da o niyet hayata geçer mi? Mehmet Yılmaz'a biraz hak veriyorum orada yani. Bu iş o kadar çantada keklik falan değil. Evet enflasyon yüksek bilmem ne var ama şu anda hala git işte. En kötü şeye bakıyorsun AK Parti %30. Ya en kötüsü yani en CHP'nin yaptığı şeyde araştırmada %30 çıkıyor. Erdoğan hala açık ara önde gidiyor lider olarak. Zaten sıkıntı bu. Ben bunu dediğim zaman
şimdi şeyin CHP'li troller bana saydırıyorlar. Ekşi Sözlük'te falan böyle ne yandaşlığım kalıyor ne bir şeyim kalıyor. Ben de diyemiyorum ki abi aptal yani neden acaba CHP'nin o %25'te takılı kaldı çıkmıyor. Yani bir şey gerekiyor orada değil mi? Yani farklı bir bakış açısı gerekiyor diyemediğim için o da saydırıyor da. O da yandaş bilmem ne oldu şu oldu. Evet diyorum ya yani bir ihaleye girecektik de o ihalede bilmem ne oldu falan. Yani adamların kafası bir de tuhaf çalışıyor. İyi Parti %14'e çıkardı. Şimdi orada Meral Akşener'in kafası rahat. Dedi ki tamam kardeşim ben dedi başbakan adayıyım. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? Herkes bekliyor. Mehmet Yılmaz da diyor ki hiç bunu kolaylamayın diyor. Kılıçdaroğlu aslında kendisine aday olmak istiyor diyor. Ve diyor, bu yanlış bir taktik diyor. Ya Kılıçdaroğlu Kingmaker demiştim ben. Yani mesela İmamoğlu doğru bir tercihti. Mansur Yavaş doğru bir tercihti. İşte Canan Kaftancıoğlu her ne kadar kendisi benden nefret etse de doğru bir tercihti yani CHP için. O yüzden belki de hani illa tabii ama işte bu şey geçen gün birisi dedi ya dedi Kemal Bey'in yürüyüşü, oturuşu, kalkışı değişmiş dedi. Artık kendisini şey olarak görüyor dedi yani Cumhurbaşkanı olarak görüyor dedi. Ben görmediğim için bilmiyorum. Televizyondan görüyoruz bizler. Bakalım. Bakalım ne olacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir televizyon programına katılmış ve de demiş ki para yetmiyor demiş Diyanet İşleri'ne. İnanır mısınız? Kimseye yetmiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanı ilginç bir şey yapıyor. Mehmet Muharrem Kasaboğlu. Gençlerin fikir ve önerilerini değerlendireceği bir platform kurmaya karar vermişler. Demişler ki gençlerin bütçesi, gençlerde sloganıyla da böyle bir platform kuruyorlar. Fikir ve önerilerini alıyorlarmış. 8 soruda gençlerin bakanlığın 2022 yılı bütçesinde yer alması gereken önceliklerin belirlenmesini hedeflemişler. Kasaboğlu demiş ki her konuda olduğu gibi bütçemizin planlanmasında da gençlerimizin düşüncesi bizler için çok kıymetli. Bütçe kalemlerini belirlemede siz de rol almak istiyorsanız ankete katılın demiş. Bravo, iyi yapmışlar yani. Yani para yetmiyor bilmem ne dememişler yani. Nereye harcayacağız, ne yapalım gençlere soralım. Akıllıca bence. Sahalarda görmek istediğimiz hareketler. Geldik Boji'ye atılan boka. Biliyorsunuz Boji diye bir köpek var. Biz de bu köpeğin belgeselini çektik. Aslında benim kafamdaki şey Boji ile 24 saat geçirmekti. Soner'le konuştuk bizim belgesel ekibimizin genç oyuncularından. Soner gitti ne görsek beğenirsiniz geç kalmışız. Çünkü Boji'yi koruma altına almış belediye. Yani artık öyle kendisi kafasına göre metroya bindim işte bilmem neye gittim. Oraya gittim falan yapamıyormuş. Değil mi? Nerede çektiler bizimkiler? Oğuzhan? Taksim tarafında. Şimdi Boji binlerce sokak köpeğinden bir tanesi. İstanbul'un olmazsa olmazlarından yani. Şimdi İstanbul'da Ankara'da yaşadığınız zaman fark etmiyorsunuz ama mesela Amerika'ya gidiyorsun, buraya geliyorsun. Çok net bir şekilde görüyorsun ki ulan Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da böyle köpek, kedi yok yani sağda solda. Gittim San Francisco'da bir dükkanın fotoğrafını çektim. Kedici bir tane dükkan. New York'ta vardı öyle bir şeyde Brooklyn'de. Kedi sevmek için 5 dolar veriyorsun. Burada üzerine para verecek kedi zaten. Senin de kucağına atlar bilmem ne olur yani. Şimdi Boji de takılıyor böyle kafasına göre. Belediyede çok güzel bir şey yaptı. Bir simgeye dönüştü. Haber oldu New York Times'dan bilmem nereye kadar. Sonra da şöhret afettir. Köpeğin huzuru bozuldu. Güzelim geziyordu özgür özgür. Kendisine bir tane barınakta buluverdi. Şimdi belediye de bunu sahiplenince tabii CHP'li belediye sahiplendi. Gayet Murat Ongun'un da güzel bir reklamını yapıyor bilmem ne yapıyor. Umulmadık bir şey oldu. Yani dünyada olmamış bir şey. Yani bu bak bu da haber olabilir. Yarın bir gün New York Times'da falan okursanız şey yaparsınız. Bir tane fotoğraf yayınlandı Twitter'da. Boji işte şeye kakasını yapmış diye. Metroya. Allah Allah. Bizim Boji yapmaz dedik ya. Niye bu kakasını şey yapsın? Akıllı hayvan yani.
Ondan sonra Allah ama olabilir de dedik yani hani hayvanlık hali yani ne olacak yapabilir ya çok da önemli bir şey değil temizlenir gider. Sonradan Murat Ongun bir görüntü yayınladı. Hepimizi böyle dehşete büründürdü. Bayağı bir dehşet içinde kaldık. Yani. Ben dehşet içinde kaldım. Neden? Görüntüde şu var. Adamın teki cebine bok koymuş ve de bu boku alıyor şeye koyuyor, tramvaya koyuyor. Sonra da fotoğrafını çekiyor ve de Boji kakasını yaptı diyor. Ya yani Boji'ye bok atıyor. O görüntüyü verebiliyor muyuz? Bir versenize bakayım. Bakın şu görüntü. Adam cebinden çıkartıyor. Bok koyuyor ya adam. Bak. Ya bunlar manyak ya. Gerçekten manyak ya. Ya bu adam mesela bu adamı bulamadılar mı yani? Polis bulamıyor mu bu adamı? Ya sen kimsin kardeşim ya? Yüzümüz gözüküyor işte adam. Bellidir o şeyden bulunur yani mobeseden bilmem neden. Yani bir insan bir köpeğe neden bok atar ya? Yani hani CHP'li mi köpek yani? Köpek abi. CHP'li mi? Neli yani? Hani? Anlamadım ben yani hani şeyi. Ve de ilk başta bu Boji'ye işte bok atılınca baktım bazı troller işte gördünüz mü kakasını yaptı makasını yaptı diye üzerine atladı. Diyebilirsin ki yani hayvanın da iyi huylusu var kötü huylusu var. Trollün de var iyi huylusu kötü huylusu yani. Bütün troller de aynı değil ki yani emir komuta şeyinde çalışıyor da. Fakat beni asıl dehşete düşüren başka bir şey oldu. Şimdi bu adamı yayınladı görüntüyü Murat. Millet bunu savunmaya başladı. Kavga ediyorlar. Bir şey de diyemiyorlar. Şimdi bok atılmış köpeğe bir yandan. Ya bir insan bir köpeğe komplo kurar mı ya? Gerçekten ya. Ya. Hayvan hayvana yapmaz bunu ya. Hayvan hayvana yapmaz yani. Yani. Bu nasıl bir kafadır yani? Korktum, korkuyorum biliyor musun? Bu adamlarla aynı ortamda, aynı şehirde yaşamak bile korkutucu yani. Hani. Ya bir insan bunu düşünüyor. O neyin boku bilmiyorum. Kendi boku mu acaba almış cebine koymuş getirmiş oraya koymuş. Fotoğrafını çekmiş sosyal medyadan yayınlıyor ya. Gerçekten dehşete düştüm ya. Kim bu adam bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz onu da bilmiyoruz. Abicim bu adamı alıp kapatmak lazım bir yere. Yani gerçi kapatamıyorsun. Onunla da ilgili MHP iyi bir yasa önerisi veriyor biliyorsunuz. Daha önce mesela kılıçlı adam var değil mi? Adam yarın elini kolunu sallayarak gezebilir. Bizim öyle başımıza geldi. Bir arkadaşımızı bıçakladı adam kadının teki. Çıkarttı raporunu gösterdi. Benim raporum var. Hadi bay bay çıktı. Sonra gitti başka birisini bıçakladı. Hala dışarıda mı içeride mi bilmiyoruz ne yapıyor yani. Türkiye'de öyle bir yasal boşluk var yani ne yazık ki. Sen böyle dişlerini sıkarak oturuyorsun ama bizim arkadaşımız da bıçakladı. Ya bu nasıl olacak yani yine geçiyor buradan falan hani. MHP şimdi bunu düzeltmek için bir kanun tasarısı vermiş. Umarım geçer. Raporlu deli diye bir şey var. Deli raporlu ama o kadar akıllı ki cebinde raporuyla geziyor yani. Bir cebinde rapor var, öbür elinde bıçak var. Evet hala bilmiyoruz yani. Bu, kim kurmuş bu kumpası? Fatih Altaylı saydırıyor diyor ki yani bu utanmazlığı yapan adam da diyor ne bileyim şey yapan hani böyle bir sahte delil koyan adam arasında hiçbir fark yok diyor bunların arasında. Gerçekten haber olur yani. Yani çok güzel haber olur yani. Aslı Aydın Taşbaş yazar yarın Washington Post'ta. Sevgili Kadir İnanır dün akşam saatlerinde ameliyata alınmış. Çok geçmiş olsun ona. Dualarımız onunla. Şimdi Fazıl Say'dan bir çıkış var. İlginç bir çıkış. Bence de önemli bir çıkış. Aslında birazdan bir şeyle de konuşacağız. Şimdi bizde bazı şeyler çok orantısız oluyor. Parayı veren düdüğü çalar. Tamam mı? Okey. Bunun böyle bir laf var. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki salonun adı Türk Telekom Opera Salonu olmuş. Neden? Türk Telekom sponsor olmuş. Şimdi bu CMO'larda yani bazı reklam müdürlerinde böyle bir açgözlülük peydahlandı. Parayı biz veriyoruz. Adını değiştir. Neyin adını değiştir? Milli takımın adını değiştir.
stadın adını değiştir, bilmem ne, niye parayı veriyoruz? Ya bu kadar kör gözün parmağı da yapmayayım be kardeşim ya. Şimdi Fazıl Say da çok ince bir şekilde diyor ki, yani neden bu kadar şey yapıyorsunuz diyor yani. Anladık, sponsor olmuş, çok iyi etmiş, sanata destek verenler sağ olsunlar, buradan teşekkürlerimi iletiyorum demiş. Ama sponsor olmanın hassas duruşunu ve çelebiliğini de anlamak lazım. Bizde bu bir türlü olmuyor demiş. Firma adları kültür sanatın ve özel kurumların üstünde, önünde, arkasında, her yerinde yer alıyor. Halbuki arka planında yer almak ne kadar daha büyüklük değil mi? %100 katılıyorum. Bizde her şeyi böyle kocaman yazdığınız zaman insanlara şey gibi geliyor. Biz işte bak gözüküyoruz, büyük yazdık. Ben son derece antipatik gelen bir şey bana. Çünkü Türk Telekom mesela benden bayağı bir şey oldu şu anda. Türk Telekom bir eksi de yani hani. Aa ne kadar güzel Türk Telekom bilmem ne olmuş demiyorum yani hani. Ulan bu Türk Telekom'un reklam müdürü de amma aç gözlüymüş. Gitmiş Atatürk Kültür Merkezi'nin salonunun adını Türk Telekom koymuş. Ya kötü bir şey için demiyorum. Yarın bir gün başka bir şey koyuyor. Hani firma adı vermeyeyim de yani hani. Ne gereği var abi ya? Sen sponsor olacaksan git orada şey yap. Bak Kale Bodur gitti oraya güzelce bir kubbe yaptı. Gayet güzel yürütüyor şu anda ilişkisini yani hani. Efendim diyor bunu diyor kadınlar yaptı diyor. İşte 12 kadın yaptı şu oldu. Yani böyle kör gözün parmağı koca kırmızı kürenin üzerinde Kale Bodur yazmıyor yani. Hani bizde öyle bir şey var ya. Ya bir insan sponsor oldu diye bu kadar her şeyi ben parayı verdim ben koyacağım adını der mi ya? Birazcık naiflik, incelik hani sanatın bir parçası. Değil mi yani sanat dünyasının? Bizde öyle olmuyor abi. Sanatta, sporda. Tabelayı ne kadar büyük yaparsan o kadar daha çok okunacak zannediyor. Oysa şık yapmak daha önemli değil mi yani? Daha naif bir şey değil mi? Bence haklı. Türk Telekom'da bir kez daha gözden geçirir umarım yani. Ben Bakan Ersoy'un buna müdahale etmemesine şaşırdım. Çünkü Turizm Bakanı bu konularda kafası çalışan bir adam. Bir de şimdi Mehmet Ersoy tabii gidiyor diyor ki ulan şimdi buraya bu kadar masraf yaptık. Mehmet Ersoy'un hakkını yemeyelim. Hem Ankara'daki konser salonunu o çok modern mimariyle 28 yılda bitmeyen bir konser salonu vardı. Gitti onu bitirdi. Atatürk Kültür Merkezi'ni bitirdi çok hızlı bir şekilde. E şimdi bir de sponsor bulmuş. O da çok akıllıca bir şey. Çünkü oranın bir sürdürülebilir bir ekosistemi olması lazım. E o da oğlu devlet olmuş. Demiş ki rica etmiştir muhtemelen. Ya şuna bir sponsor olun da hani bak buradaki kültür sanat olayları şey olmasın. Ama abi ne gereği var yani şimdi. Bu kadar yani şeye gerek yok ki. Yani oraya güzel bir tane şey. Bu şeyler bilmem ne Türk Telekom'un katkılarıyla şey yapılır falan. Bizde öyle olmuyor. Koy abi. Ben yani bu kanalın önüne Cüneyt Özdemir yazısı koyuyor muyum her programın önüne? Koyuyoruz pardon. Ama o bizim adımız ha bizim program. Ben gidip Cüneyt Özdemir diye başka yere sponsor olmuyorum yani. Like atmayı unutmayın. Abi şu dislike olayı gitti ya onu seviniyorum bak. Artık sadece beğenme. Beğenirsen bızımlasın. Beğenmezsen artık bızımla değilsin. Şu andaki durum o yani. Hay Allah'ım ya. Netflix bir araştırma yaptırmış ve de yerli diziler ekonomiye 582 milyon lira katkı sağladığı ortaya çıkmış. Amerika'dayken algoritma bana mı yok bana göstermiyordu. Kaldığımız evde açtım baktım mesela. Kulüp dizisi Amerika'da en çok izlenen şeylerin arasındaydı. Şaşırdım ve de sevindim. Vallahi bravo dedim. Dün de Tiger King'in ikinci sezonunu bitirdim. Geldim. White Trash denen bir şey var yani. Böyle korkunç insanlar kaplan ve şey işinde. Aslan kaplan işinde. Zaten bu yani tam bir soytarılık. İşin ilginç bir şeyi ben zaten hayvanat bahçelerine de karşıyım. Niye? Hayvanat hapishanesi diyorum öyle. Hayvanlar oraya tıkıyorsun işte. Hapishane bir nevi. Dünyanın en mutsuz gorillasını şeyde görebiliyorsun mesela Londra hayvanat bahçesinde. Bezgin hayatından bıkmış bir şekilde oturuyor orada. Dört duvar arasında. Neyse bu Tiger King diye bir adam vardı işte. Bu adam cezaevinde şu anda. Başka bir kedici kadını öldürmeye teşebbüsten cezaevine atmışlar. Fakat işte onun işlerine diğer arkadaşı çökmüş. Tam bizdeki çökme hikayeleri var ya.
Paramount Hotel gibi yani. O oraya çökmüş, öbürü oraya çökmüş falan. Burada da tek tek bu ikinci sezonda adamların böyle hepsinin başına bir şey geliyor. Bir tek o kadın, Carol Baskin diye bir kadın var. Onun dışında. O da yani hani evladın olsa eldivenle sevmeyeceğin bir insan yani. Öyle bir portre. Geldi mi Elif? Hadi gelsin Elif ya. Amerika'da manyağın teki arabasıyla böyle bir şeyin arasına dalıyor. 5 kişi ölüyor. 40 kişi yaralanıyor. Noel gösterileri varmış o bandoyla. Çoluk çocuk yani. Acayip de görüntüler çıkmış durumda. Amerika biraz onun şokunda ya. Terör saldırısı mı değil mi onu anlamaya çalışıyorlar. Milyarder iş insanının 5000 kişilik haremi olduğu iddia edilmiş. Bir tane adam Michael Gogan diye. Çok zengin bir adam. İşte bir sürü kadınlara taciz etmiş. 2 çocuğu varmış. Şu olmuş, bu olmuş ama 5000 tane kadından bir harem olduğu iddia ediliyor. Peki nasıl iddia ediliyor? Adam Excel dosyası yapmış kadınlarla ilgili. Hay Allah'ım. Gerçekten tuhaf yani. Silikon Vadisi'nin yatırımcılarından biriymiş. Şimdi de kadınlar dava açmışlar. Bu konuşuluyor Amerika'da. Bir de NBA'de ilginç bir kavga var. LeBron James ile Isaiah Stewart birbirine girmişler ama kan gövdeyi götürmüş yani. Öyle bir öyle girmek değil yani. Bayağı tekme tokat girmişler yani. Adamın burnunu kırmış anladığım kadarıyla. Ve de bayağı bir şey olmuş. Olay olmuş. Şimdi bu konuşuluyor. Kanlı görüntüleri getirmiyoruz ekrana özellikle. Bu arada hafta sonunda başka bir şey vardı. Dava vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kenosha kentinde bir çocuk 18 yaşında Kylie Rittenhouse diye bir oğlan gösteriler sırasında elinde böyle ağır makinalı silah var. İşte bir de itiş kakış oluyor falan. İki kişiyi öldürdü. Tutuklanmıştı. Onun davası vardı ve jüri 5 suçtan adama şey geldi. Yani suçladılar. 5'inden de beraat etti. Şimdi bütün Amerika'da biraz bunu konuşuyor. Diyorlar ki çünkü Biden falan demiş ki ya bu adam beyaz ırkçı falan demişti. Şimdi işte beyazlar yine yaptılar yapacağını diye bir konuşma var. Aklandı yani adam. Kelimenin gerçek anlamıyla akıllandı yani. Bayağı bir gündemde bu da. Yakında mecliste görürüz birkaç yıl sonra. Senato'da. Geldin mi Elif'ciğim? Elif geldiysen kapıyı 3 kere çal. Justin Bieber şeye gitmemiş. O konuşuluyor bir yandan. Bir Suudi Arabistan'da bir konser varmış. Oraya gitmemiş. Kaşıkçı'nın öldürülen Kaşıkçı var ya, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de Justin Bieber önümüzdeki ay Suudi Arabistan'da vereceği konseri iptal etmesi çağrısına bulmuş. Pardon ben gidiyormuş da bu konuşuluyor şimdi bir yandan. Geldi mi Elif? Abi yorgunum ya. Bir kelime edecek halim yok yani. Vallahi o kadar alt üstü oldum ki bu gidişler gelişler artık biraz yaşlı hissediyorum kendimi. Ne yazıyorsunuz bakayım? YouTube'a bakıyorum şu anda. Like atar mısınız diyor. Like atarsanız seviniriz. Ne meşru müdafası. Adam silahla topluluğun üstüne yürümüş. Gürültü yapmayın diye tahrik etmiş milleti. Ya ben mi savunuyorum adamı da bana sanki şey diyorsun. Adama meşru müdafaa diye akladılar diyorum. Allah Allah. Bana niye kızıyorsun? Git oradaki jüriye kız yani. Hakime kız yani. Süleyman Soylu bütçe toplantısını terk etti diye bir şey var. Doğru mu bu? Niye terk etsin bir şey mi? Kavga mı çıktı? Tartışma mı çıktı? Eskiden ne bütçe konuşmaları olurdu ya? Bütçe toplantısında karşılıklı atışmalar, karşılıklı şeyler. Erdoğan mı daha iyi konuşacak? Şey mi daha iyi konuşacak? Değil mi? Şimdi artık gazı kaçmış kola gibi.
AK Partili Külünk demiş ki 5 saatte Atina'dayız. Ne diyeyim yani hani. Evet, önümüzdeki günde Kenan yazıyor. Miami'ye de gidebiliriz. Kapadokya'ya da gidebiliriz. İşbirliği için varsa birileri diyor. Bana yazabilirler diyor. Kenan Taştaş yerisinde. Herkes ekmeğinin peşinde görüyorsunuz. Geldin mi Elif? Elif bir gelecek, dertler bitecek. Facebook'ta ne yazıyorsunuz? Ona bakıyorum. Açtım şu anda. You dizisini de tavsiye ederim. Ben bir sevemedim şu You dizisini ya. Hani şey yapamadım yani. Cüneyt Bey, taktın sen de ekonomiye ha demiş Elman Güneş Bey. Ah Elman Bey, bir tek ben taksam. Keşke yani hani. Ne olmuş Süleyman Soylu Bütçe Komisyonu'nda CHP'li vekile sert çıktı. Orada şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek gülüyorsun demiş. O yüzden mi terk etmiş? Öyle bir kavga çıkmış. Kavgalar, dövüşler, şeyler hani. Cuma günü Yeraltı belgeselimizi katılıcılar için yayın açıyoruz. Pazar günü de özellikle herkes için açacağız. Yani siz de izleyebileceksiniz. Ama Cuma günü akşam 7'den itibaren zaten bir tane kendi içimizde bir de bir ufak bir parti veriyoruz. Öyle de bir durum var. Oraya da katılımcılardan 5 kişiyi ofiste ağırlayacağız. Ağırlayacağız derken, aa hoş geldin bandolarla falan ağırlamayacağız. Merhaba bak seni de davet edeceğiz. O da işte biz ne yiyip içiyorsak o da bizle beraber takılacak diye düşünüyoruz. Onları da Kenan kardeşimiz tek tek kendisi seçiyor. Abi Elif her gün yayının başından gelen Elif. Sonuna geldik hala Elif yok. Peki size başka bir şey getireceğim. Şimdi Kaliforniya'dayken işbirliği yaptık. Biliyorsunuz böyle işbirlikleri yapıyoruz ki Kenan Taştaş yemesin diye. San Francisco'da genç bir girişimciyle tanıştım. Hasan Altuntaş. Kendisi California Language Academy'nin de kurucusu. Ta kalktı Los Angeles'tan geldi Onur'la. Ve de buluştuk San Francisco'da. Ve de Amerika'ya gitmek isteyen öğrenciler için vize meselesini anlattı. Şimdi böyle bir şey var. Biliyorsunuz ekonomik kriz arttıkça insanlar da acaba başka bir ülkeye gider miyiz diye bakıyorlar. Kimi dili öğrenmek için gidiyor, kimi farklı nedenlerle gidiyor. Ve de gördüğüm kadarıyla son yıllarda Amerika'da bu dil okulları bayağı artmaya başlamış. Ve de çok kolay bir şekilde gidebiliyorsunuz. Normal şartlarda vize almak, hele uzun dönemli vize almak kolay iş değil. Onları da tanıtmaya çalışıyorlar. İsterseniz gelin bu yaptığımız işbirliğindeki söyleşiye bir kulak verin. Olur ya belki ya dur bakalım biz de gider miyiz Amerika'ya? Gidersek ne yaparız diye düşünüyorsunuzdur. Bakın Hasan Altuntaş nasıl anlattı. Hasan Altuntaş ta Los Angeles'tan kalktı. 5 saat araba sürdü. Onur'la beraber San Francisco'ya geldiler. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok keyifli bir yolculuk oldu. Onur Bey ve diğer arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizlerle bizi bir araya getirdiği için. Çok sağ olasın Hasan. Hasan sizin California Language School. California İngiliz... Language Academy. Language Academy. Evet. İngilizce öğreten bir okulunuz mu var? Birkaç evet. okulunuz mu var? 2010 yılında kurulan bu okul. Ben geçen yıl satın aldım bu okulu. Şu an iki tane kampüsümüz var. Bir tanesi San Diego'da, bir tanesi de Los Angeles'ta. Havalimanının hemen dibindeyiz. Kaç öğrenci geliyor? Şu an itibariyle 250'ye yakın öğrencimiz var. Ama kapasitemiz iki okulla beraber 1600-1700 kişilik bir öğrenci kapasitemiz var. Yani daha yeni yola çıkıyorsunuz. Evet, evet. Pandemi olduğu için yüz yüze derslere yeni başladık. Hangi ülkelerden geliyor? Türkiye'den çok var mı? Türkiye'den de çok öğrencimiz var. Bizim dünyanın şu an itibariyle 65 farklı ülkesinden öğrencimiz var. Ağırlıklı olarak Güney Amerika ülkelerinden, Orta Doğu'dan çok geliyor keza. Uzak Asya ülkelerinden de çok gelen öğrencilerimiz var Cüneyt Bey. Peki nasıl geliyorlar buraya? Ne kadar? Yani pahalı bir şey mi burada okumak, İngilizce öğrenmek? Cüneyt Bey İngilizce öğrenmek... Önce gerçekten... vizeden başlayalım istersen. Tamam. Nasıl vizeyi alıyorlar? Öğrenciler... Dilerlerse bizim, örnek veriyorum, Türkiye'den gelmek isteyen öğrenciler bizim anlaşmalı olduğumuz acentalarımız üzerinden gelebilirler, bize ulaşabilirler. Ya da direkt bizimle iletişime geçip, bizim Türk danışmanlarımızla iletişime geçip hazırlamaları gereken evraklarını hazırlıyorlar.
I-20 belgesi dediğimiz bir belge var. Öğrencilerin Amerikan konsolosluğuna sunmaları gereken, ibraz etmeleri gereken bir belge. Bu belgeyi hazırlaması için okulumuzdan istediği bazı belgeler var. İşte I-20 pasaportlarını gönderiyorlar. İşte Amerika'da eğitim ve yaşam masraflarını karşılayabilecekleri yeterli miktarda bir miktarda para göstermek zorundalar. Onun dışında diğer işte formlarını falan gönderiyorlar. Arkadaşlarımız kabul mektuplarını, I-20 belgelerini hazırlayıp gönderiyorlar. Onlar da Amerikan konsolosluğuna gidip vizelerini alıp geliyorlar. Biz ne kadarlık vize geliyor genelde? Türkiye'den genelde 5 yıllık bir öğrenci vizesi alıyor öğrencilerimiz. Evet. Biz Amerika'da yani burada bulunan öğrencilere biz sadece bir öğrenci gözüyle bakmıyoruz. Onlar bizim aynı zamanda temsilcilerimiz. Burada onlara sadece İngilizcenin dışında dünya vatandaşı nasıl olunur? Amerika nasıl keşfedilebilir? Farklı kültürlerle bir arada nasıl yaşanılabilir? Bunları öğretmeye çalışıyoruz. Asıl vizyon ve misyonumuz bu şekilde. Evet. Atlıyorlar uçağa, buraya geliyorlar. Evet. Nerede kalıyorlar? Yardımcı oluyor musunuz? Oluyoruz. Bizim şu an San Diego'da 65 yataklı bir yurt projemiz var. Çok yakın zamanda faaliyete geçecek. Onun yanı sıra havuzumuz var bizim. Amerikalı ailelerle beraber bir araya getiriyoruz öğrencileri. Şu an yaklaşık 145 tane Amerikalı aile bizimle çalışıyor. Öğrencimiz isteklerini bize bildiriyorlar. Ya evet. Bakın işte ben şurada kalacağım. İşte örnek veriyorum, Müslüman bir ailenin yanında kalmak istiyorum da diyebilir. Bize tercihlerini söylüyor. Biz ona göre kendisine bir paket oluşturuyoruz. Bütçesini söylüyor. Ona göre de yardımcı oluyoruz. Burada çocuk Amerikalı aileleriyle beraber kalıyor. Evet. Aynı zamanda hem yaşayarak İngilizcesini geliştiriyor. Hem de yabancı bir ülkede, yabancı bir yerde farklı, kendisinden olmayan bir kültürü de deneyimlemiş oluyor. Evet. Bizim homestay programımız var. Bu şekilde yapıyoruz. Evet. Kaç saat okula gelmek zorundalar? Kaç saat? Zorunlu olarak kaç saat? F1 statüsüyle gelen öğrenciler minimum 18 saatlik bir eğitim almak zorunda. Ne kadar zamanda? Haftalık. Haftalık. Haftalık 18 saatlik bir eğitim almak zorundalar. Bizim 18 saatten daha fazla süren yoğunlaştırılmış programlarımız da var. Biz sadece burada işte IELTS TOEFL sınavları dediğimiz sınavlar var. Üniversiteye kabul alabilmemiz için. O sınavları hazırlayan programlarımız var. Onun yanı sıra yaklaşık şu an 14-15 tane Amerikan Üniversitesi ile anlaşmamız var. Çocuk bizim okulumuzda eğitimini aldıktan sonra bizim vereceğimiz sertifikayla IELTS ya da TOEFL sınavına girmeden direkt üniversiteye kabul alabiliyor. Evet. Tabii diğer üniversitenin de diğer koşulların yerine getirmek kaydıyla böyle bir girişimimiz evet. var. Yani günde 3-4 saat geliyor, geri kalan zamanı kendisine ait. Evet, yalnız biz öğrenciyi çok boş bırakmıyoruz. Boş zamanlarında da işte öğleden sonraları örnek veriyorum. Çocuk sabah dersine geldi, öğleden sonra isterse bizim koyduğumuz günlük aktivitelerle buradaki Amerikan kültürünü, hayatı yaşayarak öğrenmesini sağlıyoruz. Örnek veriyorum, geçen hafta öğrencilerimizi aldık, sörfe götürdük. İşte San Diego'daki kampüsümüz çok harika, onları aldık. İşte haftanın belli günleri Balboa Park'a götürüyoruz. Orada çok... San Diego bizim biraz Antalya gibi sıcak evet. bir yer şimdi, bilmeyenler olabilir hani şeyde. San Diego her yıl Amerika'nın en güzel şehri seçiliyor. Evet. Zaten şehrin mottosu da The Best City in the United States diye geçiyor. O yüzden sizi de bekleriz bu arada. Vallahi inşallah. Çok peki, güzel. Peki nasıl başvuracaklar? Size nereden ulaşıyorlar? Bize nereden ulaşabilirler? Web sayfalarımız üzerinden ulaşabilirler, sosyal medyalarımız üzerinden ulaşabilirler, Türkiye'deki acentalarımız üzerinden bize ulaşabilirler. Birçok farklı yollarla bize ulaşabiliyorlar. Evet. Bu şekilde Cüneyt Bey yani. Şimdi bu F1 vizesiyle gelince hangi haklara sahip oluyorlar, hangi haklara sahip olmuyorlar? Çünkü bu şimdi, da bu zaman evet. zaman karıştırılıyor Türkiye'de. Çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. Özellikle Türkiye'deki çalıştığınız, sizi temsil eden acentalara çok dikkatli olun. Paranızı dolandırmayın. Dolar kuru zaten almış başına gitmiş, belli bir şey yapıyorsunuz, emek harcıyorsunuz buraya gelmek için. Burada gelmeden önce okulunuzun akredite olup olmadığına evet. bakın. Ondan sonra o çocuğun yani burada F1 statüsünde arkadaşlar Türkiye'den gelen öğrencilerin çoğu Cüneyt Bey ne yazık ki illegal yollarla, kaçak yollarla çalışıyorlar. Bunu kesinlikle yapmayın. Ben bir eğitimci olarak tavsiye ediyorum. Amerika'da F1 statüsünde gelip burada yasal olarak çalışabilecekleri olanaklar var. Sadece çocuklara doğru yönlendirilmiyor, doğru evet. bilgiler verilmiyor. Ve burada bizim yüzlerce çocuğumuz, gencimiz mağdur oluyorlar. Yani F1 vizesiyle gelince mesela kaç saatlik legal çalışmaya izin veriliyor? Kampüs içerisinde 20 saatlik haftalık çalışma izni olabiliyor. Kampüs dışında da örnek veriyorum, bir üniversiteye geldiniz. Devlet size yani kampüs dışında da mimarlık okuyorsun. Mimarlıkta evet. okuduğunuz bölümle alakalı örnek veriyorum. Haftalık 20 saat yine kampüs dışında çalışma olanakları veriyor.
Buradaki öğrencilerimiz geliyor, işte Uber yapıyorlar, Uber Eats yapıyorlar veya başka şeyler yapıyorlar. Bunlar kendilerinin Amerika ile alakalı gelecek planları varsa ileride karşılarına engel olarak çıkıyor. Çocuklarımız evet. mağdur olmasın. Onlara tavsiyem mutlaka burada yasal yollarla evet. işinizi, prosedürünüzü, her şeyi standart statüsüne göre yapın evet, arkadaşlar. Bu iş konusunda da yönlendiriyor musunuz? Şurada şu var, burada bunu yapabilirsin, şey yapabilirsin. Biz dil okulu olduğumuz için kampüs içerisinde çalıştırdığımız öğrencilerimiz var. İhtiyaç, yani yeteneklerine göre değerlendirdiğimiz çok öğrencimiz oluyor. Onlardan faydalanıyoruz. Ama dil okulu olduğumuz için biz üniversite bazında bir kurum değiliz henüz. İnşallah bir gün yakın zamanda o da olacak. Öyle planlarımız evet. da var. Yani iş konusunda biz ancak yasal olarak elde edebilecekleri haklar konusunda yardımcı olabiliyoruz. Evet. Kesinlikle okul olarak yasal olmayan hiçbir şeyin içerisinde olmuyoruz yani. Hedefiniz ne? Son olarak onu sorayım. Hedefimiz ne? Biz şu an California Language Academy olarak iki lokasyonda faaliyet gösteriyoruz. Üçüncüsünü San Francisco'da açacağız. Önümüzdeki yılda New York ve Washington DC'de lokasyonlarımız olacak. Ben Türkiye'de yetişmiş birisi olarak da ilerleyen zamanlarda Türkiye'de yatırım yapmak istiyorum. Orada da burada kazandığımız know-how'u kendi ülkemize, doğduğumuz topraklara götürmek istiyoruz buradaki tecrübe ve becerilerimizi. Hedeflerimiz bunlar. Yakın zamanda önümüzdeki yıl içerisinde São Paulo'da, Brezilya'da okulumuzun franchise'ı açılacak. Evet. Kısmet olursa sizleri orada çalışmaya bekleriz. Vallahi inşallah. Yalnız bir şey diyeceğim, ben çok uğurluyumdur. En son burada bakın San Francisco'da tam bu söyleşi yaptığımız yerde 10 yıl önce Aykut adlı bir arkadaşla konuşmuştum. Evet. 5 yıl sonra Silikon Vadisi'ne gittim, 100 milyon dolar yapmıştı. Vallahi sıkıntı yok. Böyle de bir şey var yani. Siz de şahit olun, biz yeter ki yapalım, başarılı olalım. Gençlerimize burs verelim, imkan verelim, fırsatları değerlendir. Yani onların da önünü açalım. Burada bir abisi olarak her zaman evet. destek vermek isteriz. En başta kendine. Soracağım soruyu en sonunda sorayım. Tabii. Siz kimsiniz? Ben Giresunluyum. Bulancak, Giresun'un Bulancak ilçesinde doğdum, dünyaya geldim Ahırlı Köyü'nde. Eğitimin çok kıymetli olduğunu inanan birisiyim. O yüzden bu sektöre kendim girdim. Hayatım boyunca eğitim dışında başka bir sektörde bulunmadım. Hayatımda eğitim konusunda bana ciddi yatırım yapanlar insanlar oldu. Çok kıymetli hocalarım evet. oldu. O yüzden kendim eğitim adamış, genç bir eğitim girişimcisiyim. Kaç yıldır buradasınız? Ben. Yaklaşık 12 yıldır Amerika'dayım. Tamamen bu sektörde yer aldık. Eğitimle kendimizi evet. yoğurduk, bir yerlere geldik. Süper. Cüneyt Bey. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler, zahmet ettiniz. Bir tavsiyede daha bulunacağım ben, onu Buyurun. Da söyleyeyim. Türkiye'den gelen arkadaşlar, genç kardeşlerime şu tavsiyeyi söylemek istiyorum. Bunu da üzerine değinmek istiyorum. Sizler sadece buraya geldiğinizde eğitim için gelmiyorsunuz. Ülkemizi de temsil ediyorsunuz. Davranışlarınızla, hal ve hareketlerinizle, yaptıklarınızla. Burada ne yazık ki Amerika'da biz Türk toplumu olarak daha iyi yerlerde olabiliriz. Ama burada gelen Türk öğrencilerin de hal ve hareketleriyle, davranışlarıyla örnek bir vatandaş olmaları gerekiyor. Kendinizi fahri bir Türkiye dışına çıktıktan sonra siyaset, ırk, din hiçbirini gözetmeksizin burada biz Türkiye vatandaşıyız. Ülkemizi en güzel şekilde daha nasıl temsil edebiliriz vizyonuyla hareket etmelerini tavsiye ediyorum gençlere. Peki. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yolunuz çok sağ olun. Olsun. Çok İyi teşekkürler. Çok sağ olun. Bu arada bugünlerimize gelmemize katkı sağlayan aileme, bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu başarının en iyi arkasında duran karıma da ayrıca buradan teşekkür ederim. Adı ne? Duygu. Duygu Altıntaş. Duygu Hanım'a hanımcılık yapıyoruz yani. Artık öyleyiz. Mecbur en iyisi hanım köylüyüz. Aynen. 'Olur ya siz de ya nasıl beraber bir işbirliği yapalım diye düşünürseniz Kenan'a bir tane e-mail atabilirsiniz. Bu tür işleri işte yapıyoruz. Kanalı da biraz böyle ayakta tutuyoruz. Neredesin Elif ya? Elif diyelim böyle şey oldum. Dolanıyorum elimde bir tane. Canlı yayıyorum. Mumla dolanıyorum. Elif gelecek, dertler bitecek falan. Bir sürü şeyler söylüyorum. Gelmiyorsun. Buradaydım da Cüneyt Bey, hep teknoloji anlatıyorum ya, bazen böyle aksaklıklar olabiliyor, bir teknik şeyimiz vardı. Neyse ki çok hızlı bir şekilde buradaki tüm ekip arkadaşlarımız bana destek oldular ve açtık onu ve şimdi ben buradayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ofiste misin sen bizim? Evet, bugün yayına buradan girelim diye düşündüm. Belki siz gelirsiniz diye düşündüm. Çünkü bugün bir program çekeceğiz sevgili Aslı Öğmen'le. Orada konuğum. Konuyu söylemeyeceğim, sürpriz bir konu ama çok kısa sürede içinde yetiştikler zaten.
İlginç. Haberim yok. Bana da sürpriz olsun bakalım. Sürprizler. Çok güzel. Hemen haberlere başlayalım mı birazcık? Başla hadi. Ben geç kaldığım için. Şimdi kayıp Çinli tenis yıldızına ne oldu? Dünya şu anda bunu konuşuyor. 35 yaşındaki Peng Shuai olarak telaffuz ediliyor. İsmi Peng Shuai olarak yazılıyor. 2014'te bayanlarda dünyada bir numaralı olmuş ve aynı zamanda da tek Çinli tenisçi. Başarılı tenis yıldızı emekli bir üst düzey Çinli yetkiliyle Çinli yetkili tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasını ortaya attıktan sonra 2 Kasım'da birden ortadan kaybolmuş. Yani ne bir açıklama gelmiş, bir sosyal medya paylaşımı gelmiş. Kendisiyle ilgili bir bilgi bulunamıyor. Bu noktada da dünyanın en büyük tenisçilerinden bazıları, mesela Serena Williams ya da Naomi Osaka diyor ki nerede diyor Peng Shuai? Bununla ilgili açıklama yapmanız lazım. Sonra Çinli Twitter benzeri bir platform var, Weibo diye yazılıyor. Orada bir açıklama yapılmış kendisiyle ilgili. Demiş ki işte onların aslında inişli çıkışlı bir ilişkileri vardı. Konu biraz karmaşık anladığım kadarıyla. Ama biliyorsunuz ki bir süre önce Jack Ma da aylar boyunca ortadan kaybolmuştu. Xi Jinping'le bir tartışma yaşayıp. Çin'de biraz böyle durumlar söz konusu oluyor. Birden bir ortadan kaybolma durumu oluyor. Bakalım bu yıldız, bu sporcu kadın ortaya çıkacak mı? Ya da gelişmeler nasıl ilerleyecek? Bütün dünyanın genelinde yükselen bir konu. Bu kadınlar biraz daha sesini çıkartmaya başladılar. Evet. Bizde öyle şeyler olmaz biliyorsun bizde. Yani kimse kaybolmaz. Bilirsin ki Silivri'dedir yani adam. Yeri belli. Adresi. Yeri yurdu bellidir ya Silivri'dedir ya diye şeydedir yani. Hani orada durur yani bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl. Kimseyi kaybolmaz yani bak o konuda şeyiz yani. Evet. Garanti veriyoruz. Cüneyt Bey hafta sonu 15x15'te bir haber anlatmıştım. El Salvador'un Bitcoin'i resmi parası gibi lanse etmesi ve teknolojiyi bu kadar çabuk kucaklaması ile ilgili diğer ülkeler, büyük ülkeler daha dijital paralarını geliştiremezken El Salvador nasıl oldu da buraya geçti? Hadi dedim bunu yorumlayalım. Sizce El Salvador mu doğru yapıyor, Amerika, Çin mi doğru yapıyor diye. İzleyicilerimizin çoğu da El Salvador demişti. Şimdi bunu destekleyecek bir haber çıktı. El Salvador'un ben artık ona çılgın başkan diyeceğim. Çok da şık giyiniyor. Ve hani dünya başkanları profillerinde görmediğimiz bir stili var. Biraz çılgın bir başkan demiş ki ben Bitcoin City yapıyorum. Size vergisiz bir cennet kuracağım burada. Hiçbir şey değil sadece işte o kadar kazandığınızdan bana bir %10 katma değer vergisi vereceksiniz. Onun haricinde her şey size kalacak. Bununla birlikte yatırımcılara daimi oturma izni de vereceğiz. Anladığım kadarıyla El Salvador'u bir cazibe merkezi haline getirmeye çalışıyor. Çünkü kripto paralar biliyorsunuz dünyada hala tam anlamıyla bir güven sağlamış değil. İnsanlar da bununla ilgili güvenli iklim şeyleri arıyorlar, pazarları arıyorlar. El Salvador ülke olarak buna talip olmuş. Önümüzdeki günlerde, haftalarda daha çok haber duyarız buradan diyorum. Evet mesela Estonya'da böyle bir şey biliyor musun? Bir panelde Cumhurbaşkanı'na denk gelmiştim. Estonya'da da böyle acayip bir teknolojik devrim var. Hiç evet, beklemiyorsun. Evet. Bütün devlet e-devlete geçmişti. Ta 2013 yılında düşün. Ta 7 yıl önce anlatıyorlardı adamlar şunu yaptık bunu yaptık diye. Bazen hiç ummadık bir ülkede bir siyasetçi bambaşka bir iklimi getirebiliyor. Onu görüyoruz aslında. Kesinlikle. Şimdi bir sonraki haberimizde siz geçen hafta bahsetmiştiniz ama şu Kamala Harris'in 85 dakikalık Amerikan başkanlığını biraz konuşalım mı? Evet. Kolonoskopi oldu Biden. 85 dakikalık Kamala Harris de başkanlık koltuğuna oturdu. Biraz bizim 23 Nisan'da hani vardır ya sembolik olarak oturturlar çocukları. Öyle bir şey oldu. Aşağı yukarı öyle bir şey. Şimdi bana şey gibi geldi. Andy Warhol'un bir sözü vardı ya herkes 15 dakikanın adına olsa bir gün ünlü olacak diye. Şimdi zaten o günlerdeyiz. Herkes ünlü olmayı başardı ama herkes acaba Amerikan başkanı olabilir mi? Tabii ki de olamaz. Ama şimdi burada çok çeşitli şeyler var. Biden 79 yaşında ve biliniyor zaten. Hani sizle de hep konuşuyoruz. Arada dedikodular çıkıyor. Acaba o gidecek yerine arkasından Kamala mı gelecek? İşte böyle de bir spekülasyon olmuştu ama biraz da sönük ilerliyor. İşler nasıl gidecek diye. Şimdi
şimdi şeyi de tartışmışlar Cüneyt Bey. Yani tamam böyle bir ameliyat şeyine girebilir, yani sağlıkla ilgili bir şeye girebilir ama bu kadar kısa süreliğine devretmeli miydi? Yani bu benim uzmanlık alanım değil ama bir alt okuma yapılabilir mi burada politik olarak? Kısa bir süre devretmiş olsa da devam edeceğim ama sizin bir düşünceniz var mı bununla ilgili? Yani devretmeden de ilerleyebilirdi. Bir mesaj veriyor olabilir mi? Emin değilim ya. Bence devretmesi zorunlu. Hatta adam mesela kolonoskopi oldu. 6 sayfa adamın sağlığıyla ilgili şey yayınladılar. Yani bunlar yani belki de hani şart değil ama kurumsal şey olarak böyle bir etik olarak bunu anayasasında var mı yok mu bilmiyorum ama en azından mesela adamın biz sağlık durumunu bütün dünya biliyor yani. Satır satır işte şurasında şu aldı, şöyle oldu, böyle oldu, böyle oldu diye. Yani bir gelenek olarak ve Amerikan başkanları zaten sürekli böyle mesela Trump da kendi sağlık raporunu Mehmet Öz açıklamıştı. Hani iyidir başkan olabilir falan diye. Bizde onun başka bir şey oluyor biliyorsun. Sağlıklı olduğunu göstermek için basketbol oynatıyoruz liderlere. Dün mesela Kılıçdaroğlu ile eşi alışverişe gitmişler. İsmail de tweet atmış şey alışverişten geliyorlar diye. Ben de bomba haber diye trolledim. Bomba haber. Gerçekten de öyle. Şimdi Kamala Harris 57 yaşında. Görece tabii daha genç ama orada da basın sözcüsünü çok sıkıştırmışlar. Çünkü çok fazla etnik kimliği var Kamala Harris'in. Ama benim dikkatimi çeken şey bu Amerikan başkanları neden hep hukukçu oluyor? Yani Allah müsaade bilmiyorum ama Kamala Harris bir sonraki Amerikan başkanı olur mu? Şimdi Obama'lar hukukçuydu. Clinton'lar da hukukçuydu. Kamala Harris de hukukçu. Neden acaba böyle bir bağlantı oluyor? Hukuk okumak bu kadar önemli bir şey mi? Başkanlığa giden yolu getiriyor mu? Gerçekten ben de merak ediyorum. Basın sözcüsü Jen Psaki ya da Saki nasıl okunuyorsa artık ismi demiş ki çok haksız olduğunu düşünüyorum ona karşı yapılan bu eleştirilerin. 85 dakikalığına da olsa çok fazla üzerimize geldiniz. İşte ilk Afrika kökenli Amerikalı kadın, renkli kadın, Hintli Amerikalı kadın ne çok ilkleri var değil mi? Omuzlarında çok fazla yük var diyor. Son olarak da merak ettiğim için soruyorum. Bu basın sözcülerinin performansı nasıl buluyorsunuz? Sizce basın sözcüsü olmak zor bir iş mi özellikle Amerika'da? Ya Amerika'da çok başarılı buluyorum. Bazıları başarılı, bazıları başarısız. Zaten mesela Trump 4 tane, 5 tane şey değiştirmişti. Sözcü. Oradaki basın sözcüleri gerçekten basının karşısına çıkıyor ve basınla konuşuyor. Bizdeki basın sözcüleri daha çok böyle basından seçtikleri adamlarla konuşuyorlar. Senle konuşuyorum, senle konuşmuyorum, senle konuşuyorum gibi bir şey oluyor. Hatta biliyorsun yani geçen şeyde mesela CNN'in anchorman'ini odadan attılar. Adam dava evet. açtı, kazandı, girdi yine soru evet. sormaya devam etti şeyde. Evet bu kadar. Elif teşekkür ederim. Biraz yorgunum halim yok yani inan böyle bir şeyden. Hoş geldiniz. Sorun değil. Yarın şeyinden, görüşmek üzere. Tamamdır. Görüşürüz. Kolay gelsin sen de. Evet bugünkü yayına burada son verelim. Yarın saat 12'de yeniden bir arada oluncaya kadar kalın sağlıcakla diye.